Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tizin'e aittir. Buyurun Sayın Tizin, süreniz 10 dakikadır. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekili arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlar, pazartesi günü yaklaşık 16 saat İçişleri Komisyonu'nda bu teklifi görüştük, değerlendirdik. Gerçekten teklifin daha iyi olabilmesi için, toplumun yararına dönüşebilmesi için değişik önergelerimiz ve önerilerimiz oldu. Komisyon başkanımızın da ve teklif sahibi milletvekili arkadaşlarımızın da hatırlayacağı üzere bu teklif toplumun genel sorunlarını çözsün, temel sorunlarını çözsün anlayışıyla hareket ettik. Ama maalesef her zaman olduğu gibi, genel kurulda, mecliste olduğu gibi komisyonda da bizim önerilerimiz dikkate alınmadı. Sevgili arkadaşlar, milletvekillerimiz genel üzerinde şahsı adına, grubu adına konuşmalar yaptılar. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki bu teklif 21 ana konuyu ilgilendiren, 21 kanunu ilgilendiren bir teklif halinde. Öncelikle teklifi torba kanununa çeviriyorsunuz. Yetmemiş gibi bir de temel kanununa çeviriyorsunuz. Bu doğru bir yöntem değildir. Bu mecliste değişik kademelerde görev yapmış bir arkadaşınız olarak bunu adet haline, gelenek haline getirmeniz öncelikle Yüce Meclis'in parlamenterlerine, siz değerli milletvekillerine yapılacak en büyük saygısızlıktır. Siz grupları adına konuşamazsanız bile şahıslar adına söz talepleriniz olacaktır. İşte temel kanun olarak getirilen teklifler veya torba kanun olarak sunulan tekliflerde milletvekillerinin bu yasal hakkı ellerinden alınmış oluyor. Öncelikle birinci parti konumunda olan milletvekili arkadaşlarımızın, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesi olan milletvekili arkadaşlarımızın buna karşı çıkması gerekir diyor. Biz komisyonda önerilerimizi gerçekten iyi niyetli bir şekilde yaparken bu teklifin aynı zamanda bir alt komisyona sunulması, alt komisyonda daha da olgunlaştırılması, toplumumuzun, insanlarımızın beklentilerini yerine getirecek şekilde bir çalışma yapılsın önerimizi sunduk. Ama çoğunluk partisi milletvekili arkadaşlarımız bu teklifimiz, bu önerimizi reddettiler. Değerli arkadaşlar, öncelikle sunulan teklif bir torba kanundur. Bu torba kanun içerisinde 21 konuyu yakinen ilgilendirmektedir. Ama bu ilgilendiren konuların dışındaki önemli konularda biz grup olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu milletvekili olarak önerimizi sunduğumuzda, bırakın önerilerimizin dikkate alınmasını, aynı zamanda bu teklifin en önemli maddesi olan, yani birinci madde, korucuların erken emekliliğine yönlendirecek maddeyi bizim düşüncelerimizden sonra tekliften geri çektiniz. Bu hiç şık olmadı. Bu hiç etik olmadı. Yeni dönem parlamentosuna, yeni sisteme uygun bir hale getirilmesi gereken teklifler maalesef milletvekili olarak bizlerin burada söylemiş oldukları, burada konuşmuş oldukları, buradaki ifade ettikleri sözcüklerin muhatabı bugün burada yoktur. Evet, biz başından beri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yanlış olduğunu, karşı olduğumuzu belirttik. Anayasa değişikliği oldu, referandum oldu, 24 Haziran'da seçimler oldu. Halkımız bu yönüyle tercih etti. Ama biz o yanlışın hala yanlış olduğunu, bir yasama üyesinin bugün bu salonda olmayarak bakanın
icraatın başında olan, yürütmenin başında olan bir kişinin yasama üyesine hesap veremeyen bir meclisin doğru işler yapamayacağını, milletin ve toplumun isteklerini yerine getiremeyecek bir meclis konumuna düşürmeyin dedik. Ama geldiğimiz noktada maalesef bu tabloyla karşı karşıyayız. Burada şimdi 25-30 tane bakan olması gerekirken boş sıralarda, boş masalarda sadece milletvekili olarak bizler oturuyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu teklifin can alıcı maddesi birinci maddeydi. Koruculuk sistemiyle uğraşan insanlarımızın doğal olarak yaşının düşürülmesi, yani emeklilik yaşının düşürülmesiyle ilgili birinci maddeye biz geçici bir madde eklenmesini istedik. Neydi? Gerçekten burası çok önemli. Sizler konuşmalarınızda veya savunmalarınızda iktidar partisi milletvekili olarak emekliliğin yaşı olunca Avrupalı oluyorsunuz ama emeklinin maaşı olunca maalesef Afrikalı oluyorsunuz. Bir tarafta Avrupalısınız, bir tarafta Afrikalısınız. Bunu içtenlikle söylüyorum. Yani emekliliğin yaşı geldiğinde diyorsunuz ki Avrupa kriterlerine uymuyor, burada Avrupalıyız. Ama maaşına geldiğiniz zaman tam da Afrikalısınız. Asgari ücretin ne şekilde olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, bu emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye'nin tam gerçek gündemi. Bunun siyasi manipülasyon, siyasi parti tarafı yoktur. Bu arkadaşlarımız gerçekten mağdurdur. Prim ve gününü doldurmuşlardır. Emeklilik hakkını elde etmişlerdir ama yaşı beklemektedirler. Seçim döneminde 4 muhalefet partisi arkadaşlarımızın temsilcileri, sizler meydanlarda bunu sözü verdiniz. Vermedik diyemezsiniz. Her tarafa geldiğinizde bütçeyi paraya bulurken bu arkadaşlarımıza bütçe yetersizliğinden bahsetmeniz gerçekten bir kul hakkı yemeniz anlamına geliyor. Bu konuda kul hakkı yiyorsunuz. Bu emeklilikte yaşa takılanlar artık emeklilikte AKP'ye takılanlar durumuna geldi. Gerçekten size takıldılar. Sizin bu pakete, bu emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza biraz daha duyarlı, biraz daha onların sorununu çözecek bir girişimde bulunursanız bizler meclisteki diğer partilerle birlikte bu sorunu rahat bir şekilde çözmüş oluruz. Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, tabii emeklilikte yaşa takılanlar biz erken emekli olalım arayışı ve çaresi içerisinde, anlayışı içerisinde değillerdir. Vatandaş şunu söylüyor, maç başladıktan sonra kural değişmez. Maç 90 dakika başlamış, siz 60. dakikada kural değiştiriyorsunuz, maçın oynama süresini 120 dakikaya çıkardınız. Yani vatandaş 19 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında işe girmiş, 25 yıllık takvimini hesaplamış, ben demiş ki 50 yaşında emekli olacağım, 50 yaşında olacağım, alacağım emeklilik ikramiyesiyle çocuğuma, çocuklarıma düğün yapacağım, kendime ev alacağım, otomobil alacağım demiş. Ama siz demişsiniz ki tamam kardeşim 50 yaşına geldin ama 58 yaşına kadar bekleyeceksiniz. Ve 8 yıl vatandaşımızı bir şekilde açlığa, işsizliğe, yoksulluğa ve maaşsızlığa sevk ediyorsunuz. Bu doğru bir yöntem değil. Bunu anlayışla karşılamanız gerekiyor. Bizden siyaseten bu teklifin görüşülüp bizim geçici madde olarak ilave etmek istediğimizi anladığınızda komisyonda ara verildi ve komisyon başkanımızın vermiş olduğu aradan sonra hemen önerge geldi. Birinci madde tekliften çekiyoruz diye. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşımız da komisyon başkan vekili, onun imzasıyla birlikte bu madde geri çekildi. Ne oldu peki? Kim kazandı? Gerçekten içtenlikle soruyorum.